Sen hep daha güzeldin Esra. Ağlamak yok Sare. Hayır, tamam hadi. Geldim. Hazırsan çıkalım yenge. Doğan nerede? Hangarda acil bir işi çıkmış, seni ben götüreceğim. Senin geliyorum ben. Adamı alırken gürültü çıktı mı? Gören eden var mı? Yok abi. Söylediğin gibi sessiz sedasız hallettik. Gözünü korkuttuk, gel dedik, sorgusuz bindi arabaya. Cana kıymetli desene. Öyle. Tırsmış, bekliyor içeride. İyi bari, fazla uğraştırmaz. Kahvaltıya geç kalırsam Esra beni yer. İşte. Efendim aşkım. Çocuklar söylemedi mi, işim çıktı. Ben masayı ayırttım, sen geç. Ben de fazla gecikmeden gelirim. Hoş geldiniz Doğan. İçeride yabancı kimse var mı? Dışarıdan kimse yok, sadece biziz. Temizlik günü diye herkesi gönderdim. Korkma lan! Korkma! Bana bak! Bu kaç? Ne istiyorsunuz abi benden? Soru soruyorum, cevap ver. Bu kaç? 5 abi. Aferin. Al sana benden de 5. Etti 10. 10 kelime hakkın var. Sorduğum soruya 10 kelimede cevap vereceksin. Yoksa bir daha hiç konuşamazsın. Hiçbir şey bilmiyorum ben. 3'ü gitti, 7 kaldı. 6 kaldı abi. Oğlum, hiçbir şey bilmiyorum ben. 3 kelimecik etti adamcağız. Niye akını yiyorsun? Şey abi, şey ayrı bir kelime olduğu için hiçbir şey bilmiyorum ben. 4 eder. Bu sefer aferin sefer. 4 gitti, 6 kaldı. Anladın? Anladın, anladın. Şimdi bunu iyi dinle. Senin şerefsiz enişten geçenlerde trafik kazasında öldü ya. Heh. O şerefsiz enişten trafik kazasında ölmedi. Onu bu abin öldürdü. Arabaya koydu, bayırdan aşağı yuvarladı. Niye biliyor musun? 20 küsür çocuğu şuradan Yunanistan'a komşuya götürecek, alt üstü bu kadar. Maçası yemedi, yapamadı. Benden de korktuğu için hayır diyemedi. Başka şeyler geveledi. Ben bir şey anlamadım. Benimle alakası olmayan şeyler. Ama şimdi öğrendim ki aslında bize çok önemli şeyler söylüyormuş. Da bu senin Sefer denen dangalak abin anlamamış. Şanslısın ki seni ben dinliyorum. Anlarım. Anladın? Şimdi siz bir düzen kurmuşsunuz. 15 Temmuz'dan beri parayı vereni Türkiye'den istediği yere kaçırıyor musunuz? Değil mi? Enişten bize sahte kimlikle saklanan birinden bahsettiydi. Adam size gelmiş. Paçayı kurtarmak için yabancılarla bağlantıya geçmek istediğini söylemiş. Bildiklerini anlatacakmış. Önemli şeyler biliyormuş. Elinde çok para edecek projenin bir dosyası varmış. Şimdi soru şu. Bu adam kim? Nerede saklanıyor? Adama müktet diyorlar. Ata pazarında saklanıyor. Müktet. Nerede saklandığını biliyor musun? Ev.
Tamam tamam, rahat konuş. Bir bardak su alabilir miyim abi? Su verin şuna. Bak sen de bir an önce anlat. Benim işim gücüm var, tamam mı?